Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya Uzay Ajansı, ortak yürüttükleri görev kapsamında, yeni bir keşif yapıldığını açıkladı. Yetkililer ExoMars Trace Gas Orbiter aracının, gezegende büyük bir su rezervi keşfettiğini ifade etti. Son zamanlarda Mars'a yönelik görevlerde, önemli bir derecede artış yaşandı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, geçtiğimiz yıl Kızıl Gezegene Perseverance Rover isimli uzay gezginini göndermiş ve Mars'ta yaşam arayışı ile ilgili büyük bir adım atmıştı. Geçtiğimiz günlerde de Çin ve Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars'tan Dünya'ya veri gönderimi için birlikte çalıştıklarını belirtmiştik. Dün yapılan açıklamalara göre de bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Avrupa Uzay Ajansı ve Rus Uzay Ajansı tarafından ortak yürütülen bir görev kapsamında, Mars'ta Hollanda büyüklüğünde bir su rezervi bulunduğu duyuruldu. Yapılan açıklamalarda keşfedilen su rezervinin, Mars'ın Vaz Marineris isimli kanyonunda keşfedildiği ifade edildi. Güneş sisteminde bulunan en büyük kanyon olan Vaz Marineris, Mars'ın ekvatorunun güneyinde yer alıyor ve Amerika'da bulunan büyük kanyondan 10 kat daha uzun ve 5 kat daha derin bir alanda bulunuyor. Yetkililer bu keşfin, Avrupa Uzay Ajansı ve Roskosmos'un ortak projesi olan ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından yapıldığını ifade etti. Açıklamalara göre bu yörünge aracı, kanyonun yüzeyinin altında büyük miktarda hidrojen tespit etti. Bunun yanı sıra da bölgedeki toprağın nem açısından zengin olduğu ve su buzu bulundurduğu ortaya çıkarıldı. Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden, Alexey Malakov da keşif ile ilgili yaptığı açıklamalarda, kanyonun büyük bir alanının suyla dolu olduğunu gözlemledik. Bu tahminlerimizden, çok daha büyük bir alan ve su miktarı. Ayrıca, keşfettiğimiz su buzunun toprak altında, kalıcı olarak kalması da bu durumun, dünyanın permafrost bölgelerine, benzediğini ortaya çıkarıyor ifadelerine yer verdi. Uzmanlar daha önce de Kızıl Gezegen'de su depoları bulduklarını ifade etmişti. Avrupa Uzay Ajansı ve Roskosmos'a göre, yapılan bu yeni keşif de gezegendeki suyun, tahminlerden daha fazla olduğunu ve bu suyun, daha işlenebilir olduğunu ortaya koyuyor ve gelecekte yapılacak olan araştırmalara ışık tutuyor.